Şimdi yıllardan beri konuşuluyor bu. Aslında basit, çok zor değil. Yalnız ben galericilerle de konuştum bir iki. Yukarılarda istemiyorlar. Çünkü çevre yoluna yakın olalım diyorlar. Gelen geçen müşterimizi görsün oralarda. Onu da yerini hemen hemen buldum. Limanköy'de Üye Çimento'nun biraz daha verisinde bir alan var. Orayı projelendirmek lazım, konuşmak lazım onu. At kafadan olmasın. Orayı yapabilirsem, bütün galerizler oraya aldım. Orayı alıp yapabilirsek hepsi gelir oraya. Ama iç kısımlara koyarsam pek gelme taraftarı değiller yani. Orası çevre yoluna yakın. Onun içerisinde noteri olacak, bankası olacak. O şekilde bir projelendireceğim orayı. İnşallah onu da yaparız el birliğiyle. Ve sayımız sorunla, galerize sorununu çözmüş oluruz. Çünkü yaya kaldırımları tamamen işgal edilmiş durumda oluyor. Ne yapsın adam? Başka yere gidecek yeri yok, çekecek yeri yok, orayı kullanıyor. Bu iki tarafta biraz rahatlatacak bir olay yani. İnşallah yapacağım onu. Bölgenin... Yani, galerizleri dinleyerek, hepsini dinleyerek, onların görüşlerini alarak yapacağız bunu. Kafamıza göre yok bir şey. Onu öyle söyleyeceğiz. Bir de şimdi şu şehir içi yapıldı biliyorsunuz. Işıklandırmalar var. Otobandaki ışıklar aynısı koyuldu birebir. Şimdi hemen girişte kocaman o çöpün ayakta büyük bir direk azotuya gidiyorsun. Kavan bir direk. Yani araba korusun. Biraz daha alta gidip o direğe saklanacak. Biz bütün girişten çıkışa kadar ortadaki direkleri alacağız. Kaldıracağız onlardan. Yeni proje hazırlayacağım. O direkleri kaldıracağız, ortaların gücü kaldıracağız, sağlı sollu dekoratif direklerle tünele kadar buraya gideceğiz. Tünele kadar şehirci olacak. Zaten şehirci oldu aralar, oralar yapılanmıştı, yapılandı tamamen bitmek üzere hepsi. Buradan çayın girişinden, madenin yol ağzından tünele kadar şehirci direkleri, aksesuar bu yapıldı zaten. Gündoğdu'da var. Çok hoş duruyor, çok güzel duruyor. Hele bir de gece girince oraya günde oluyor. Diyorsun Allah Allah ne kadar güzel olmuş. Evet. Burayı da bu şekilde çözeceğiz. Bu da projemiz arasında. Bunlar küçük projelerimiz. Aslında büyük projelerimiz, var. Ayrı ama bunlar küçük projeler. Evet, bunlar belediye anında yapabilecek projeler. Sizin tabii bu şu anda bir aday adaylık sürecindesiniz. Zaman içerisinde projeleriniz muhakkak daha büyük projelerinde bunları şimdiden tabii paylaşmakta çok şey olmayabilir. Bu projeleri kafamdan uydurmuyorum. Ben şimdi geziyorum, vatandaşımı geziyorum, herkesi geziyorum. Onların önerilerini alıyorum, dinliyorum, not alıyorum. Kim ne istiyor? 10 kişiden 8'i bunu istiyorsa bu doğru bir proje olacaktır. Herkesi dinliyorum, dinlemeden bir şey yapmıyorum. Hiç proje uydurmuyorum gidemeden. Kafamdan hiç proje uydurmuyorum. 10 kişiden 9'u 8'i bu projeyi öneriyorsa onu yapmaya gayret edeceğiz.